dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. Kendimizi ait ve kabullenilmiş hissettiğimiz Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak seçimler Almanya'daki Türkiyeli'ler arasında da heyecan yaratıyor. Bu heyecanı yaşayan Avrupa'da en büyük göçmen sayısına sahip olan Almanya'daki Türkiyeli'ler %5'lik güçleriyle ya iktidar partisini değiştirecek ya da devam ettirecek. 25 Mayıs cuma günü Kassel'de Nasıl bir Türkiye istiyoruz? konulu bir tartışma toplantısı yapılacak. Sunumunu Doktor Melahat Kutu'nun yapacağı toplantıya konuşmacı olarak HDP'den Faysal Sarıyıldız, Avrupa Alevi Birliği Federasyonu'ndan Özgür Öz, Didif Yönetim Kurulu'ndan Hüseyin Afgan katılacak. Radyomuzu ziyaret eden bir dinleyicimiz bugün yapılacak toplantı haberimizle ilgili olarak ben tutuklanma korkusuyla gittiğim bir Türkiye istemiyorum dedi. Toplantı 25 Mayıs yani bugün Philip Scheidemann House'da saat 17'de başlayacak. Korbach bugünden itibaren Hessen Festivali'nin başlamasıyla birlikte Hessen'in adeta gizli başkenti olacak. Hessen'in en büyük halk festivalinin 750 bin kişi tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor. Hessen Festivali, Hessen Tag bugün öğleden sonra Hessen Eyalet Başbakanı Bufia ve Korbah Belediye Başkanı Klaus Friedrich tarafından resmen açılacak. Kent eyalet festivaline yakışacak hale getirildi. Ya yollarına yeni kaldırım taşları döşendi, tren istasyonu güzelleştirildi ve ahşap evler rengarenk yeniden boyandı. Milyonlarca bağış eyaletten Korbah'a akıtıldı. FFA'ya konuşan Korbah Belediye Başkanı Friedrich şehir merkezinde ve tren istasyonunda yapılan tadilat çalışmaları hemen göze çarpıyor dedi. Festivalin artık başlamasını bekleyen kent sakinlerinin çoğu Hessen Festivali'nin Korbach'ta yapılmasından memnun. Bazıları ise inşaat çalışmaları ve festival sırasında yaşanacak park sıkıntısından şikayetçi. 10 gün sürecek Hessen Festivali'nde bin civarında etkinlik düzenlenecek radyomuz Frayes Radio Kassel'de festival süresince özel yayın yapacak. Hessen Parlamentosu'nda anayasada yapılması planlanan 15 değişiklik dün kabul edildi. Şimdi sıra vatandaşta. Seçmen anayasada yapılan 15 değişikliği oylayacak. Sonbaharda yapılacak oylamada vatandaşlar yapılan her bir değişikliği tek tek kabul veya reddedecek. Erkek ve kadınların eşit haklara sahip olduğu Yeni anayasada açıkça yer aldı. Değişikliğin amacı eşit hakların uygulanmasını teşvik etmek ve mevcut dezavantajları azaltmak. Ayrıca sadece yasal eşitsizliğin azaltılması değil, aynı zamanda toplumsal ayrımcılığın, dışlamanın bir bütün olarak azaltılması anayasa değişikliğinin amacı olarak tanımlandı. Şu ana kadar 21 olan milletvekili olabilme yaşı 18'e düşürüldü halk oylaması yapılabilmesi için %20 şartı %5'e indirildi. Zaten uzun yıllardır uygulanmayan ölüm cezası da kaldırıldı. Bundan başka devlet hedefi olarak adlandırılan çocuk hakları, gönüllülük, ödenebilir konut ve altyapının genişletilmesine ağırlık verilmesi gibi konularda yeni anayasada yerini aldı. Seydoğu'nun anayasada Allah'ın adına atıfta bulunulması talebi reddedildi. FTP'nin başbakanın görev süresinin en fazla iki dönemle sınırlanması önerisi de kabul edilmedi. SPD'nin ücretsiz eğitimin anayasada temel hak olması ve böylece üniversitelerde alınan harcı engelleme girişimi başarısız oldu. Sol Parti'nin temel konut hakkının anayasal hak olması önerisi de kabul edilmedi. Dün Hesen Eyalet Meclisi'nde kabul edilen yasaya göre arsa veya ev sahiplerinin bulundukları yerde yapılacak yol bakımı veya yapımından katkı payı alınıp alınmayacağına artık belediyeler karar verecek. Dün eyalet parlamentosunda SEDU Yeşiller ve Ehtepen'in oylarıyla kabul edilen yasa daha önce alır denilirken dün alabilir olarak değiştirildi. Yasayı eleştiren muhalefet partileri SPD ve Sol Parti ise yol bakımı ve yapımı için alınan harcın tamamen kaldırılmasını istemişti. Şu ana kadarki uygulamaya göre arsa, daire ve ev sahipleri mülklerinin bulunduğu alanda yapılacak yollar için bütçe açıkları olan belediyelerde para ödemek zorundaydı. Dün yapılan değişiklikle para ödenip ödenmeyeceğine belediyeler kendileri karar verecek. Yasanın bir değişiklik getirmeyeceğini, belediyelerin şu ana kadarki uygulamaya devam edeceğini belirten gözlemciler, bu değişikliğin reform olarak pazarlanamayacağını söyledi. Haer Info'nun haberine göre Hessen eyaletinde tüm belediyelerin sadece %8'ine tekabül eden Frankfurt, Eschborn ve Wiesbaden gibi 32 belediye yol yapımı veya bakımı parası almıyor. Belediyelerin yol yapımı ve bakımı için aldığı harç 120 bin oraya kadar çıkıyor. Kasel'deki bir okul bombalanmakla tehdit edildi. Bilinmeyen bir kişi Cuma günü sabahı telefonla Paul Julius von Reuter Schule'nin bombayla havaya uçurulacağını söyledi. Bu nedenle okul geçici olarak kapatıldı. Gece saat 3 sıralarında polisi arayan anonim bir kişi okulu sabahleyin havaya uçurmakla tehdit etti. Bunun üzerine polis meslek okulunu önlem olarak kapattı. Saat 10'da uyarıyı kaldıran polis derslerin yapılmasına izin verdi. Yapılan incelemede bomba tehdidinin ciddi olmadığına karar verildi. Köpeklerin de katıldığı aramalarda da bomba ve patlayıcı izine rastlanmadı. Geçiş dönemi bitti. Bugün Avrupa Birliği Kişisel Verileri Koruma düzenlemesi yürürlüğe girdi. Avrupa Birliği'nde artık şirketler ya da kuruluşlar müşterileri ya da kullanıcıları hakkındaki bilgileri istediği gibi toplayamayacak. En azından iddia bu. Avrupa Birliği ülkelerinde yürürlüğe giren veri koruma yasası şirket ve kuruluşların kişilerin onayı olmadan ve belirlenen yasal çerçeve dışında kullanıcılar hakkında veri toplamasını yasaklıyor. Doçebelli Türkçenin haberine göre yeni yasayla internet üzerinden hizmet veren şirket ve kuruluşlar sadece tüketicinin onayıyla kişisel veri toplayabilecek. Verilerin toplanmasına onay için sitelerde önceden içine çarpı işareti konmuş kutucuklar artık hukuken geçersiz sayılacak. Şirketler ve kuruluşlar ayrıca sadece sundukları hizmetle ilgisi bulunan verileri toplayabilecek dijital dünyadaki teknolojik gelişmeleri konu alan Süper Güç Bilgi adlı kitabın yazarı Yega verilerin tamamen güvende olmadığını savunuyor. Çünkü şirketlere bazı sorumluluklar yüklemesi açısından kesinlikle doğru bir adım atıldı. Ancak teknolojik gelişmeler o denli hızlı gelişiyor ki yasaların bu hıza yetişmesi mümkün değil. Değerli Necdet hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.